Sevgili hemşerilerim, akşam eve geliyorum. Hançerli mahallesinde CHP Samsun milletvekili ve arkasında bir kısım görevliler hayır kampanyasını katılmışlar. Görevliler arkadan hayır broşürleri dağıtıyor. Demokratik erdem gereği hayır broşürünü aldım. Eve geldim. Okudum. Eyvah! Bir kere daha okudum. Eyvah ki eyvah! Allah Allah, kafam karıştı. Aldım elime broşürü. AK Parti'nin dağıttığı broşürü aldım. Onu da okudum. Bir kere daha okudum. Anayasa değişikliklerindeki maddeleri tek tek okudum. Ya ilgisi alakası olmayan, uzaktan yakından ilgisi olmayan, bu kadar yalanı bir milletvekili, milletin seçtiği bir vekil, üstelik de altında imzası olmayan bir broşürü. Bunu doğuda PKK'lılar dağıtıyor, batıda, güneyde, kuzeyde CHP'liler dağıtıyor. Ondan sonra hayır diyenler anarşist mi, terörist mi, vatan haini mi? Hayır kardeşim, ben CHP'lilerin vatanperver olduğunu biliyorum. Ama vatan hainleriyle, anarşistlerle, teröristlerle altında imzası olmayan aynı broşürü biri doğuda, güneydoğuda efendim dağıtıyor, öbürü batıda dağıtıyor. Hatta birbirlerine karışmışlar. Aynı şeyleri dağıtıyorlar. Bir millete bu kadar ihanet olur mu ya? Ve üstelik bakın, AK Parti altında sözüm demiş, senedim demiş, mührünü vurmuş. CHP hayır diye bir yalanlar demetini millete aldatmak, kafasını karıştırmak, beyinde, fikirde, düşüncede, demokraside anarşi yaratmak, kafalarda kargaşa yaratmak, milletin kafasını karıştırmak için yalanlar malzumesini dağıtıyor ama altına imzayı atamıyor. Niye? Demek ki azıcık utanıyorlarmış. Hayır efendim, utanma meselesi değil. Bu utanmazlığın tam daniskası. Ey Allah'tan korkmazlar, kurulan utanmazlar ya. Bu millete bu kadar ihaneti yapmanın bir alemi var mı kardeşim ya? Dünya ayağa kalkmış, bu milletin milli birliğini, beraberliğini, ülkenin bütünlüğünü bozmak için her türlü fitneyi, fesatı yapıyor. Siz kalkmışsınız ve bir kısımda FETÖ tezgahtarları beraber yalanlar manzumesiyle beraber milletin kurtuluş reçetesini karalamaya kalkıyorsunuz ya. Sizi millete havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. İslah olun. Bu memleketin en büyük açmazı tek kadam mekadam meselesi değil kardeşim. Bu memlekette 70 yıldır muhalefet yok. Muhalefet diye bir şey yok. Tek adam özlemiyle devleti işgal etmiş, bürokrasiyi işgal etmiş bir zihniyetin direnişi bu. Milletim, kurtuluş reçetene sahip çık. Evet de ve bu melanet sistemi ortadan kaldır. Gerçek demokrasiyi, gerçek cumhuriyeti yaşamanın zevkini tat. Seni Allah'a emanet ediyorum. Seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum.